Antalya iline bağlı Kaş ilçesini bilmeyen yoktur diyebiliriz. Peki, kalkan desek size ne ifade ediyor? Aklınıza ilk gelen kalkan balığı ile ünlü bir yer ismi olabilir ama maalesef yanıldınız. Antalya'nın batısında yer alan kalkan, doğal güzelliklerinin yanı sıra 3000 yıllık Likya uygarlığına da ev sahipliği yapıyor. The Independent gazetesinin önerdiği Kalkan beldesinde şu ana kadar 600 İngiliz vatandaşı ev almış durumdadır. Kalkan, Kaş ilçesine bağlı eskiden belde iken günümüzde mahalle olan ve yurt dışında özellikle İngiliz turistler arasında rağbet gören, çok meşhur ve popüler olan eskiden Rumların Kalamaki adı ile yaşadığı Akdeniz bölgesinde bir tatil kasabasıdır. Mübadele sonrası ismi Kalkan olarak değiştirilmiştir. Ulaşımı kısmen zor olsa da doğal dokusunu kaybetmemiş bu belde muhteşem manzarası ve coğrafi avantajları ile günümüzde villa kiralama sektörü ile ön plana çıkmaktadır. Yaz tatilinizi Kalkan'da geçirmek için birçok geçerli sebebiniz bulunmakta. Şimdi neden tatilinizi Kalkan'da geçirmeniz gerektiği ile ilgili filmimizi izleyin ve karar verin. Coğrafi avantajları sebebiyle her villadan muhteşem deniz manzarası gözlerinizi büyüler. Öyle böyle değil insanı rahatlatan, dinlendiren, muhteşem ve benzeri olmayan bir manzaradır bu. Kalkan'daki villa turizmi son yıllarda çevresindeki köylere de yayılmış durumdadır. Kalkan beldesi, Kalkan koyu çevresinde çanak şeklinde yamaçlara sahip, coğrafi bir yapıya sahip olduğundan, evler yamaçlardan yukarıya doğru yükselmekte ve her birinden deniz manzarası kesintisiz görülebilmektedir. Bu sebeple Kalkan'da villa yapımı hızlanmış, bu villaların turizme açılması ile sizlerin de kiralık villada tatil yapabileceğiniz bir sektör ortaya çıkmış oldu. Bu villaların birçoğu muhteşem vadi ve deniz manzaralıdır. Yaz tatilinizi nerede geçireceğinizi düşünürken Kalkan seçeneğini bir kere daha düşünmeniz ve seçeneklerin içine dahil etmeniz için bu filmimiz başucu rehberiniz olacaktır. İngiliz Independent gazetesi 2006 yılında Kalkan manzarasını dünyanın en romantik manzarası seçerek ününe ün katmıştır. Ayrıca ünlü gezgin Herodot M.Ö. 300 yıllarında Kalkan'dan geçerken dünyada yıldızlara en yakın yer diyerek seyahatnamesine kayıt etmiş. Durum böyle olunca balayı için en uygun yerlerden biri Kalkan'dır. Söylememiz pek de yanlış olmayacaktır. Yeni evlenen çiftlerimiz de yine bu filmimizi her daim yanlarında bulundurmalıdır. Beyaz duvarlı evleriyle meşhur Kalkan, 1920'li yıllara kadar Kalamaki adıyla anılan eski bir Rum balıkçı köyüdür. O zamandan geriye kalan köyün kilisesi bugün cami olarak kullanılmaktadır. Kalkan koyunun açıklarında üzerinde yerleşim olmayan Çata Adası bulunuyor. İnanılmaz güzellikteki denizi, her türlü gezi teknesine demirleme imkanı veren yat limanı, her kesime yönelik küçük, sevimli, temiz, konaklama tesisleri ve özellikle birkaç kilometre içinde ulaşılabilen dağ ve köy yaşamı, yörenin temel geçim kaynaklarından biri olan otantik zeytin sıkma ve zeytinyağı üretim tesisleri, Kalkan'ı görülmesi gereken yerler arasına sokmaktadır. Yakın zamana kadar sabunculuk ve zeytinyağı ile geçimini sağlayan Kalkan halkı, yörenin keşfedilmesiyle yavaş yavaş turizme yönelmiş. Karadan gelen misafirleri ağırlamışlar, önce otellerinde, sonra limanı iyileştirilince denizden gelen misafirlere hizmet vermişler.
Kalkanın merkezinde denize girebileceğiniz gibi merkezden kalkan teknelerle çevre koylara da uğrayabilirsiniz. Pırıl pırıl denizi, henüz keşfedilmemiş koyları ve hiç dokunulmamış minik kumsalları var. Kalkan sokaklarında gezerken incik boncuk satan teyzelerden takı alın kesinlikle. Hepsi birer hatıra. İpin düğümüne kadar öyle özenmişler ki. Sabah uyandığınızda kahvaltınızı gözleme satan çocuklardan alacağınız gözlemelerle yapabilirsiniz. Denize karşı sabah esintisinde bu lezzeti tatmak gibisi yok. İçine adeta mutluluğu da koyuyor bu çocukların anneleri. Akdeniz bölgesinde farklı çıkış noktalarından tekne ile sahile paralel Akdeniz'in engin sularında koylara doğru uzanıyoruz. Uzaktan mavi, yaklaştıkça yeşile çalan ve kimi yerde düz duvar gibi dikine denize dalmış kayalıkları, kimi yerde yumuşak inişle denizle kucaklaşmış sırtına orman elbisesi giymiş dağları, kekik ve adaçayı kokan ve sonsuz gibi görünen yeşillikleri, zeytin ağaçları, tam gün konser veren Ağustos böcekleri ile donanmış kıyılar eşliğinde tekne ile seyir halinde olmak muhteşem duygu olsa gerek. Güneş, ışık zamanına göre sürekli renk ve yansıma değiştiren Akdeniz sularında seyrederken düşünmeden edemiyorum. İnsanlar yüzlerce yıldır Akdeniz'in sularında yelken açtılar, savaşa katıldılar, avlandılar, kıyılarında evler, saraylar kurup şehirler işgal ettiler, kaybettiler. Denizin mavisine bakarak hayallere daldılar. Bir film şeridi gibi. Hüzünlenmemek mümkün mü? İnsanlık için hayat bu olsa gerek. Akdeniz, hep Batı medeniyetlerinin beşiği, üç kıtayı bir araya getiren deniz olarak anıldı. İnsanların, toplumların hikayesine denizin gelgitleri eşlik etti. Akdeniz'in gücüne karşı kim direnebilir ki? Mısırlılardan Giritlere, Roma ve Bizans dönemine, Arap ve Türk fetihlerine kadar üzerine hakimiyet kurmayı başaran bütün halkları dize getirdi Akdeniz. Akdeniz, tarih sahnesinden hiç inmedi, inmeyecek de. Napolyon savaşlarından Süveyş kanalının açılışına, iki dünya savaşına kadar Akdeniz yine tarih sahnesinde başrolde yer aldı. Denizci tarihçi Ernle Bradford 30 yıl boyunca Akdeniz'in neredeyse tüm koylarını, tüm adalarını, her şehrini bizzat görüp keşfettikten sonra Akdeniz Bir Deniz'in Hikayesi adlı eserini yazdı. Kitapta eski dünyanın göbeğinde bir mücevher gibi uzanan bu denizin öyküsünü anlatıyor bize. Gemileri, yemekleri, kentleri, balıkları, bitkileri, efsaneleriyle. Akdeniz isminin kaynağı ile ilgili inanılan iddialardan bir diğeri de eski Türklerde mavi, rengin doğunun ak, rengin batının kırmızı, rengin güneyin ve kara, rengin kuzeyin sembolü olarak kullanılmış olmasıdır. Bu iddiaya göre Akdeniz adlandırılmasını ortaya koyan dil bilincinde Ege ve Akdeniz'i de tek bir deniz olarak gören yaklaşım vardır. Bu yaklaşıma göre Türkiye'nin kuzeyindeki denize Karadeniz adının verilmesinin sebebi de budur. Dağların denize bakan yamaçlarında makilikler ve yer yer yüksek ormanlarla kaplı ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Yine de Akdeniz'in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim İç Anadolu'daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz.
Kıyılar genellikle dağlıktır. Sık sık depremler ve volkan etkinlikleri görülür. Güneyden esen sıcak, kuru, sirokko, kuzeyden gelen soğuk, kuru, misral ve bora gibi yerel rüzgarlar görülür. Türkiye'nin ortalama sıcaklığı en yüksek noktası da buradadır. Bu sayede turizm gelişmiştir. Turizm bölgenin önemli geçim kaynaklarındandır. Aynı zamanda iklim şartları nedeniyle bitki örtüsü makidir ve aynı zamanda yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bu bölgede ortalama derece yazları 18 derece ile 30 derece, kışları ise ortalama 8 derece ile 10 derece arasında yer alır. Bitki örtümüz maki, defne, keçi boynuzu, zeytin gibi bodur ve de kısa ağaçlardan oluşur. Ancak bu ağaçlar orman ağaçlarına nispeten sıcağı ve soğuğa daha dayanıklıdır. Akdeniz ikliminin kışın serin ve yağışlı, yazın ılık ve kuru oluşu ortaya olağanüstü karasal bir bitki örtüsü çıkarmıştır. Havzanın insan eli değmeyen en kuru bölgelerindeki temel bitki örtüsü, buzul sonrası dönemdeki ormanların yerlerini maki olarak bilinen bodur bitki örtüsüne bırakmasıyla oluştu. Sayısız türden oluşan bu bitki örtüsü, buharlaşmayı azaltan ince yapraklarıyla sıcak ve kurak yaz aylarına uyum sağlar. Bölgeye özgü büyük ağaç türleri kozalaklılar, zeytin ve meşe ağaçlarıdır. Denizel olarak Atlas Okyanusu'nda yaşayan balık toplulukları ve deniz kabukluklarının büyük bölümü Akdeniz'de yaşar. Dip balıklarından barbunya, mercan, sinarit, kalkan, tekir, pisi, dil, kırlangıç, mezgit, kaya, hani, yırtıcı balıklar, vatoz, köpek balığı. Tırpana gibi az tuzlu deniz kulaklarında, ırmak deltalarında yılan balığı, kefal, hamsi, çaça, suyun çeşitli katmanlarında yaşayan uskumru, palamut, orkinos, torik, sığlıklar ve kayalıklar kıyılarda istiridye, midye, istakoz, pavurya, karides başlıca canlı türleridir. Ancak mevsimsiz avlanma, trol, dinamit atma, yoğun kirlenme canlı yaşamı son yıllarda büyük ölçüde tehlikeye düşürmüştür. İtalya'da Sicilya, Mısır, İspanya, Tunus kıyıları açıklarında petrol yatakları, Adriyatik denizinde doğal gaz yatakları vardır. Teknolojinin gelişimi, ham petrol ve kimyasal ürünler taşıyan gemilerin çeşitli kazalara uğraması, endüstri atıkları, denetimsizlik sonucunda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Akdeniz'de yoğun bir kirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmakta. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bir araya gelerek ortak önlemler almaya çalışsa da yetersizdir. Buharlaşmayla yitirilen su oranının yağışlarla alınan orandan fazla oluşu, tuzluluk oranındaki yüksekliğin başlıca nedenidir. Akdeniz havzasındaki sıcaklık değişimleri sulara da yansır. Yüzeydeki su sıcaklığı kış aylarında batı havzalarında 12 derece ile 14 derece arasında, doğu havzalarında 14 derece ile 17 derece, yaz aylarındaki sıcaklıksa batıda 22 derece ile 25 derece, doğuda 25 derece ile 28 derece arasındadır. Hidrolojik biçimlenmede Akdeniz'in hidroloji ve su yapısı, havzasının yüksek sıcaklığının buna bağlı yüksek buharlaşma oranının etkisi altındadır. Akdeniz'in Atlas Okyanusu ile tek bağlantısı dar Cebeli Tarık Boğazı'dır. Akdeniz, Anadolu Yarımadası'nın güneyinde, Antalya ve Mersin yörelerinde
iki kocaman yay biçiminde karaya doğru sokulmuştur. Doğuda ise İskenderun körfezini meydana getirir. Ama bu kıyılar hiç de Ege Denizi'nde olduğu gibi girinti ve çıkıntılarla işlenmiş değildir. En önemli çıkıntı Anadolu Yarımadası'nın en uç noktası olan Anamur Burnu'dur. Bu yöredeki kıyılar geniş kumsallar durumunda uzayıp gider. Akdeniz kıyılarımızda doğal sığınaklar Karadeniz'de olduğu gibi pek azdır. Bu yüzden Mersin ve İskenderun kıyı şehirlerimizde modern limanlar yapılmıştır.